Türkiye'nin seçim atmosferine girdiği bu günlerde Millet İttifakı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı iddiası gündeme getiriliyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçekçi? Ya da amaç ne? Cevabı Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Türkiye 14 Mayıs'taki seçime hazırlanırken muhalefetin en önemli gündemi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapılacağı iddiası. İddiayı önce Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, ardından Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Alaaddin Aldemir ortaya attı. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarının çok ciddi olduğunu görmüyorum. Açık söyleyeyim yani. Ben nereye gittiysem Sayın Kılıçdaroğlu'nu gördüğüm zaman böyle ya kendisi istemiyor veyahut da ciddi şekilde bir devlet az koruma veriyor, hükümet az koruma veriyor. Burada dikkat edilmesi gerekir. Bir tehdit olduğu noktasında beni bir dostumuz uyardı. Bir sivil toplum örgütü başkanı. Ondan sonra da iki gün sonra da tekrar uyarısını yineledi. Ben de sabah bir yayında bunu dile getirmek gereği duydum. İki gün düşündüm ne yapmam gerekiyor diye. Genel Başkan'a da konuşma şansım olmadı bu kaos sürecinde. Suikast iddiası yaklaşık iki aydır muhalefet tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Gelecek Partili Özdağ konuyu son olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda dile getirdi. CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da iddiaları doğruladı. Duyumlar almadığımızı söyleyemeyiz ancak devletin bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyoruz dedi. Ancak devletin yetkili mercilerinden suikast iddialarını doğrulayan bir açıklama gelmedi. Sadece Alaaddin Aldemir'in iddialarını araştırmak için soruşturma başlatıldı ve Aldemir'in ifadesine başvuruldu. Bu yeni dönemde hem seçim güvenliğiyle ilgili hem bazı siyasilerin kişisel güvenliğiyle ilgili böyle iddialar ortaya atılıyor. Yani bundan maksat seçim sürecini gölgelemek, seçimle ilgili soru işaretleri oluşturmak gibi bir art niyette olabilir. Peki muhalefet kanadı Kılıçdaroğlu'nun suikaste uğrayabileceği konusunda neden bu kadar ısrarcı? Devlet tedbirleri kendine göre alır. O şahsın veya bu şahsın beğenmesine veya yeterli görüp görmemesine göre tedbir almaz. Bir iki yerde birisi Ankara'da, birisi Artvin'de olmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı vukua gelen saldırılar vardı. Şimdi saldırıyla suikast arasında da fark var.